Kitapların kulağını büken çocuk Küçük Can kitap okumayı çok seviyordu. Annesiyle alışverişe çıktıklarında ne parlak kağıtlı şekerlemelerin ne de oyuncakların olduğu bölüme gidiyordu. Doğruca kitapların olduğu bölüme koşuyor, eline aldığı bir kitabı mutlaka annesine aldırıyordu. Annesi ve babası onun kitapları olan ilgisinden çok memnundu. Her çarşıya çıktıklarında cana mutlaka yeni kitaplar alıyorlardı. Can alınan bu kitapları kısa sürede okuyor ve yenilerini istiyordu. Can kitap okumayı çok seviyordu ama bir hatası vardı. Okuduğu kitabın sayfalarını büküyor ve yıpranmasına neden oluyordu. Annesi bunun farkına varınca oğlunu karşısına aldı ve ona "Kulav bükülen kitap zarar görür. Kitabın canı yanar." Ayrıca okuduğumuz bir kitabı başka birisi de okumak isteyebilir ya da aradan zaman geçince tekrar okumak isteyebiliriz. Bu nedenle kitaplarımız sağlam olmalı. Tamam mı?" dedi. Sonra dolaptan renkli kalemler, kartonlar, yapıştırıcı, cetvel, makas gibi malzemeler çıkardı. Kartonları ince şeritler halinde kesti, renk renk boyadı. Üzerine çiçekler, böcekler çizdi. Küçük Can merakla annesini izliyordu. Anneciğim, bu yaptıkların nedir? Ne işe yarayacak? diye sordu. Annesi ona gülümseyerek yaptıklarının kitap ayracı olduğunu ve kitapların sayfaları arasına konulduğunu söyledi. Böylece hangi sayfada kaldığımızı daha kolay buluruz dedi. Ayrac kullanıldığında hem kitap sayfalarının zarar görmeyeceğini hem de kitapların daha uzun ömürlü olacağını belirtti. Can çok mutlu olmuştu. Annesine yardım etti. Birlikte renk renk ayraçlar yaptılar. Her kitabın arasına bir tane koydular. Hatta Can bazılarını da sınıfa götürüp arkadaşlarına dağıttı. Böylece hem kendi ürettiği bir ürünü kullanmanın hem de hediye etmenin tadını ve mutluluğunu yaşadı bir daha asla kitaplarının kulağını bükmedi